Sakatlanmadan dövüş sanatları yapılır mı arkadaşlar? Bu konu hakkında konuşacağız. Bana da yine en çok sorduğun sorulardan bir tanesi yani bu sakatlık konusu. O konu hakkında konuşalım. Mesela ben şimdi burada otursam böyle kata falan yapmaya başlasam böyle vuruşlar falan böyle yapsam böyle tamam mı? Ne sakatlanma riskim var değil mi? Havaya yumruk atıyorum sonuçta. Bir taraftan da biri diyebilir iyi de yani bu şekilde dövüşülür mü? Bu şekilde kendini dövüşe hazırlayamazsın ki. Ben daha canlı idman yapmak istiyorum. Daha da kendimi gelişmek istiyorum. Olabilir. Şimdi oraya girdiğin zaman belki insanlarla dövüşürken falan mesela arada böyle yumruk yeme şansın var. Şiddeti arttırdın, daha da ciddi yumruk yeme şansın var. Turnuvaya girdin, nakavt olma, sakatlanma şansın daha da fazla vesaire vesaire. Yani anlayabiliyor musunuz örneklerden? Buradaki olay yaptığın spordan ziyade yaptığın sporun intensitesi aslında. Yani atıyorum yani şiddeti. Eğer bir adam ben dövüş sanatları yapacağım abi diyorsa yani aktivite olsun diye gideceğim, tekniklerimi yapacağım, hocanın dediğini yapacağım, evime döneceğim. Diyorsa bir adam sakatlanma riski çok yok kardeşim. Yani artık böyle iyice görünmez kaza tarzı bir şey olmadığı sürece böyle hareket edersin yanlışlıkla adamın dizi gelir falan filan. Bu tarz şeyler olmadığı sürece sakatlanma riski çok düşük yani affedersiniz. Ve yani böyle de idman yapsanız olur. Yani pek çok insanı ben biliyorum çok da dövüşmek için dövüş sanatları yapmıyor. Ne için yapıyor? Yani işte gideyim aktivite olsun işte biraz böyle stres atayım birkaç hareket yapayım falan filan. Bir de konsept olarak dövüş sanatları olsun. Oradaki adamlara gideyim biraz UFC muhabbeti falan filan yapayım. Arkadaş edineyim, maç izleyelim öyle dövüş maçları izleyelim arada. Böyle arada havaya iki tekme atalım. Olur neden olmasın arkadaşlar? Herkes de UFC dövüşçüsü olmak zorunda değil ya. Ya bırakın insanlar karate de yapsın, tekvando yapsın, Wing Chun yapsın yani istediğini yapsın o kadar da önemli değil kardeşim. Herkes de ölüm makinesi olmak zorunda değil ya. Herkes de kafese çıkmak zorunda değil. Bırak insan hevesini alsın gitsin aikidosunu yapsın. Ne güzel şeyler bunlar. Yani böyle yapacaksınız idmanınızı arkadaşlar. Çok endişelenmeyin. Büyük bir risk yok yani. Bu insanlara tavsiyem ne? Dikkatli ol işte. Kasma çok kendini. İdman öncesi iyi ısın. Hocanın dediklerine dikkat et. Arkadaşlarına çok sert girme. Veya ne yapman gerekiyorsa onu yap git işte. Yani genel olarak kendine dikkat et. Çok büyük sorun olmaz. Ama şimdi yok canlı idman yapıyorum diyen insanlar varsa ben biraz daha işte böyle modern sanatlar yapıyorum. Sık sık sparring yapıyoruz. Şey, ağır idman yapıyoruz. O zaman ne yapacağız diyen arkadaşlar varsa yine olayın şiddetine dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Gelip atıyorum mesela başlıyorsunuz idmana sparring falan yapacaksınız. Bugün herkese hayvan gibi giriyorsunuz. Herkes size hayvan gibi giriyor. Vallahi ben de böyle kerizlikler yaptığım zaman da arkadaşlar hiç akıllıca değil. Tekniğinizin gelişmesi için de iyi değil. Çok da kolay sakatlanırsınız. Ama gidersiniz mesela diyelim sık sık şöyle idman yaparsınız. Biraz daha böyle %60-70 seviyesinde şiddet. Daha teknik odaklı. Şimdi birbirinize vuruyorsunuz ama çok canınız yanmıyor. Şimdi veya yerde işte pes ettirme hareketi yapıyorsunuz ama çok kasmıyorsunuz. Daha böyle flow idman yapıyorsunuz. O zaman da sakatlık riskiniz düşer. Teknik olarak da gelişme şansınız daha da çok artar. İdmanın şiddetinden kontrol etmeye başlayacaksınız. İlk tavsiyem mutlaka budur. Sakatlanmadan idman yapmak istiyorsanız. Diğer bu konuda aslında insanlarda çok sakatlığa sebep olan pardon. Overtraining, aşırı idman yapma veya vücudun yeterince toparlanamaması. O da kümülatif zarar verir. Yani ilk başta iyi olursun, sonra iyi olursun. Bir zaman geçer, zaman geçer. Bir yerden sonra aniden sakatlık başlar veya aniden sıkça sakatlanma başlar vesaire. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Uykunuza dikkat edeceksiniz. Yemeğinize, yediğiniz yemeğe dikkat edeceksiniz. Her gün birden çok kez veya her gün ağır idman yapmayacaksınız. Kendinize dinlenmek için vakit ayıracaksınız. Arada biraz boşluk olacak. Vücudunuza toparlanabilmek için biraz imkan sağlayacaksınız. Eğer bunu yapabilirseniz o zaman overtraining tarzı şeyler olmaz. Çünkü pek çok insan aslında akıllı idman yapıyor. Ama her gün yapıyor, her gün yapıyor. İşte kasıyor kendi böyle zorluyor kendini falan ama uzun vadede işte hasar birikiyor. Böyle makine gibi düşünün ya. Orada bir ufak ufak zorluyorsun. Bir yerden sonra bozuluyor. Vücut da bir makine aslında. Ama diğer makinelere karşı üstünlüğü ne? Kendi bir miktar onarabiliyor. Ama bir miktar. İşin sırrı işte orada yani. Belki üçüncü son bir tavsiye de kullandığınız ekipmana dikkat edin arkadaşlar. Yani mesela atıyorum idman yaptığınız yerde minderler biraz sertse ona göre idman yapacaksınız. Mesela kum torbaları falan böyle hakikaten kum talaşsa komple gidip de onların en talaş en altına gidip tekme atmayın mesela. Eldivenlerinize falan eldiven kullanıyorsanız onlara dikkat edin. Yani ekipmanlarınızı biraz gözden geçirin. Kullandığınız ekipmanlar birbirinize sürekli kesiye neden oluyorsa bu tarz şeylere dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Yani ekipmanlar da biraz önemli. Az önce son tavsiyemi dedim. Umarım demedim. Başka bir tavsiye. İdman yaptığınız salona da biraz dikkat edin. Eğer hocanız size evet bugün duracağız. Böyle durduğumuz yerde birbirimizin bacağına 100 kere tekme atacağız. İşte kafamıza böyle 10 kere nakavt edeceğiz birbirimizi falan diyorsa arkadaşlar
Ben sizi yargılamıyorum o salonda idman yapmalı mısınız, yapmamalı mısınız diye, ama dikkatli olun. Yani siz kararını verin. Benim taraftarı olduğum şeyler değil yani. Bir adam duracak orada, böyle geçiyor karşısına, pam 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 yumruk atıyor. İleride o adamın nakat olmasını kolaylaştırıyorsun yani. Başka bir şey yok açıkçası. Doğruya doğru. Eğer idman yaptığınız yerde size özellikle böyle sakatlanacak idman yapmaya zorluyorsa bir düşünürüm. Bakın idman yapın yapmayın demiyorum. Bir düşünürüm ben. Arkadaşlar videoyu düzenlerken gördüğüm bir şey konuşmayı unutmuşum. Isınmak. Isının arkadaşlar. Bu tavsiyeyi de araya sıkıştıralım. Bakın benim fitness hocam ve mentorum UFCPI Los Angeles'taki fitness direktörü Gavin Pratt. Benim önceden programlarımı falan, hala da programlarımı falan o yazıyor. Onun dediklerini dinleyerek yapıyorum idmanlarımı. Onun programında bile arkadaşlar ısınma mutlaka hep bulunur. Ve yani ısınma nasıl yapılacak anlatılır o idman için. Ve kademe kademe ısınmanın kademeleri vardır. Bunun UFC'nin sitesine giderseniz İngilizce kaynakları falan var. PDF halinde indirebiliyorsunuz. Bakmanızı tavsiye ederim. Ama mutlaka ısının arkadaşlar. Biliyorum, evet gençsiniz ya, harikasınız, size bir şey olmaz, ihtiyacınız yok. Tamam, ben biliyorum ama benim için yine de yapın siz, bak. Yunus abicinin hattı için. Yapın, sakatlanmanın önüne geçer. Turnuva öncesiydi, idman öncesiydi falan. Isınmalarınızı arkadaşlar göz ardı etmeyin. Çok önemli konu. Sakatlanmaya karşı da büyük faydası olur. Videoya devam. Son bir tavsiye belki. Bu sefer gerçekten son. Vücudunuzu iyi dinleyin, tamam mı? Vücudunuz, bakın aslında bayağı akıllı bir şey yani. Size zaten anlatıyor. Bir yerlerinizde aşırı ağır olmaya başladığı zaman falan diyeceksiniz ki bak bu olmuyor. Burayı ben toparlayamıyorum. Bir şey var burada. Onu yavaşlatacaksınız. Veya vücudunuz, atıyorum özellikle yaşı belli yaşın üstünde olan arkadaşlar için konuşuyorum. Yavaş yavaş aşırı bir yorgunluk, böyle dikkatini toparlamakta zorlanma vesaire, veya vücudunuz size başka şekilde kalp atışının abartılı şekilde böyle bozulması vesaire, yani pek çok her insanda farklı gösteriler olabilir. Ama bazı şeyler abartmaya başladığında diyeceksiniz ki bak ben şu anda çok yoruluyorum, belli vücudum bunu kaldıramıyor, ben biraz daha dinleneyim. Mesela belki haftada 5 gün idman yapıyorum, onu önce 4'e düşüreyim, veya haftada işte 5 gün idman yapıyorum ama 4'ü ağır 1'i hafif, tamam ben onu 3'ü ağır 2'ye hafife dönüştüreyim, hala olmadı, ikisi ağır 3'ü hafife dönüştüreyim falan. Bakın ben o kadar İdman yapıyorum arkadaşlar. Benim bile her idmanım yüksek olmaz. Yüksek düşük, yüksek düşük, yüksek düşük arasında düzenlenir ki ben toparlayabileyim. Yoksa nasıl toparlayacağım haftada her gün böyle idmana çıkmayı, yani birden çok kez. Olacak iş değil arkadaşlar. İşte vücudunuzu iyi dinleyin. Ondan sonra bütün planlarınızı vesaire yapın. Vücudu dinlemek de çok 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 önemli. Umarım bir faydası olmuştur. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar lütfen like atmayı, abone olmayı, mesaj atmayı falan unutmayın. Mesajların hepsini okuyorum. Arada bana giydiriyorsunuz. Onları okumuyorum, kusura bakmayın. Siliyorum yani. Ama ciddi yazan mesajların hepsini okuyorum. Hatta bir şeyler de kendim öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Sakatlıklar inşallah sizden uzak dursun. Öyle diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.